Herkese günaydın. Bugün bu videoyu sizlerle bir günümü paylaşmak için çekiyorum. Bu arada ben yurt dışında yaşıyorum ve yurt dışındaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için bu kanalı açtım. Yurt dışına Erasmus programıyla geldim. Daha sonrasında burada kalmaya karar verdim. Eğer içeriğimi beğenirseniz ve benimle beraber yurt dışını deneyimlemek isterseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Bu arada bizim apartmanda ışık olmadığı için cam kenarına geçip lambamın yanına geldim. Tamam, şimdi kahve yapmaya geçiyorum çünkü birazdan toplantım var. Ben kahve hazırlarken öğle yemeği için dışarı çıkmamaya karar verdik. Hint yemeği söyleyeceğiz sanırım. Çünkü akşam zaten dışarı çıkıyoruz. Dün de dışarıdaydık, o yüzden eve söyleyelim dedik. Kahve makinesini bozdum galiba. İçinde su yokken çalıştırmışım. İçinden dumanlar çıkıyordu. Bıraktım öyle çünkü tam 2 dakikam var toplantıya. Şimdi burayı topladım. Benim burada küçük bir süpürgem var. Robot süpürgem. Onunla her yeri bir süpüreceğim. Apartmanımız 90 metrekare gibi bir şey. 2 kişiyiz. 2 kişi için 90 metrekare bana fazla geldi açıkçası. Bir tane odamızı hiç kullanmıyoruz. Onun dışında temizliği gerçekten çok zor. Bakımı çok zor. Benim için 60 metrekare, 50 metrekare, 2 oda bir salon veya bir oda bir salon bile gayet yeterli. Bunun temizliğiyle bu kadar uğraşacak zamanım yok. Robot süpürge olmasa ne yapardım bilmiyorum. Etrafın temiz olmaması beni rahatsız ediyor ama temizleyecek zaman bulamamak da ayrı bir dert açıkçası. Kameramın bataryası yine bitti. Onu şarja koydum. Telefondan çekiyorum şu an. Yemeğimiz geldi. Yemek şu şekilde. Çorba, ana yemek, pilav, naan ve salata var. Yanında da içecek veriyorlar. Bu içecek aloe veralı. Bu yemek Hint yemeği ve bu yumurtalı körili, bunun ne olduğundan emin değilim ama bu vejetaryen, bu da vegan olması lazım. Çorbanın da ne olduğunu emin değilim ama sebze çorbası sanırım. Yemek güzeldi ama bu sefer biraz farklıydı çünkü daha önce hiç denemediğimiz menüleri denedik. Yumurta kızartılmıştı sanırım, etrafında kabuk gibi bir şey vardı. Ben kendi yemeğimi bitiremedim. Erkek arkadaşıma verdim şu an. Ona soracağım bakalım beğenmiş mi? Bu yemeği birden 10'a kadar puanlandıracak olursan kaç verirsin? 5. Neden? Neden? Vay. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Konuş. Ya. Ona ben şimdi ya demeyi öğrettim. Çünkü İngilizce konuşurken Türkçe tepki vermek istiyorum bazen. Tepkim yetersiz kalınca İngilizce bir şey söyleyip ya ekliyorum sonuna. Komik oluyor. O da anlıyor şu an tepkimi. Böyle olunca o da aynı şeyi kendine aldı. Arada bir bilmiyorum üf ya falan diyor bana. Ama yavaş yavaş Türkçe öğreniyor. Etrafı toplayıp odamı topladığımdan ve yemek yediğimden itibaren 45 dakika geçti. Mutfağı da bir toplayacağım şu an. 15 dakikam var saat 1'e kadar. Bir de çalışmaya başlayacağım. 2-3 görevim var. Onları da bitirip saat 4.30 gibi belki tekrardan kamera karşısına geçeceğim. O zaman yine görüşürüz. Ben de bir mola verdim, bir çay yapacağım. Bugün go-kart'a gideceğimiz kesinleşti. Go-kart için de çok heyecanlıyım çünkü hayatımda hiç yapmadım. Ben aslında adrenalin seven biriydim ama son zamanlarda
son 1-2 sene içerisinde böyle şeylerden çok korkar oldum. Bir şey olur, sakatlanırım diye ama denemek istiyorum. Denemeden de bilemem go-kart'ın nasıl bir şey olduğunu. Saat 5 oldu, akşam yemeğini hazırlamaya başladık. Go-kart'a gitmeden önce akşam yemeğini halledelim dedik. Benimki mantarları yapıyor, ben domatesleri keseceğim. Brokolileri burada karbonatlı suda bekletiyorum. Aynı zamanda nohut haşlıyorum ve yumurta haşlıyorum. Nohut ve mantar var. Burada kinoa, kırmızı lahana, zeytin, peynir, bebek mısırı, domates, yumurta, brokoli, tabak çekirdeği, avokadoyu hazırlıyorum. Bu 5 porsiyona ayıracağım. Üstümü değiştirdim. Şimdi inekli bir pantolon giydim. Crocs'larım da yalnız yakıyor. Go-kart'a gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Gözlüklerimi aldım. Gözüm son zamanlarda lens kabul etmiyor. Umarım go-kart'a kabul ederler bu şekilde. Çünkü kask takılacağını söylediler. Ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok yani. Eğer olmazsa da girmem. Gidelim o zaman. Geldiğimiz yer terk edilmiş ıssız bir depo gibi. O kadar karanlıktı ki burası. Şimdi biraz bir ışık var ama nereden? Nasıl bir yer ya? I can't go this fast. Impossible. How are we gonna do it? Rüyada yanında şu an. Nasıl giyeceğim? Go-kart'tan çıktık ve hepimizin alnında birer tane ameliyat izi var. Beautiful big sperm. Numaramızı bilmiyoruz şu an sonuçlara bakarken. Beklediğim gibi değildi. Bayağı aslında eğlenceliydi. Korkulacak bir şey yokmuş. Go-kart sonrası Rüya ile beraber bir şeyler içmek için Center'a geldik, Old Town'a. Güzel bir yer bulup oraya geçip biraz konuşacağız. Şu an bir kafenin içine geldik ve içeride bir dolap var. Bu dolaptan girince başka bir kafeye çıkıyorsunuz. Buradan geçiyorum şu an. Size şu an buranın içini göstereceğim. Biber çiçeği aroması varmış. Tekrar deneyeceğim. Tatlı. Güzel bir kokteyl. Selam, ben burada araya giriyorum çünkü şu an videoyu editliyorum ve videoyu kapatmayı unutmuşum. O yüzden şimdi yapacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz bile çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.